Başkanım, yani sizin döneminizde o 200 TL'ydi. 10 ay biriktirdiğinizde dönemin en iyi bilgisayarını alabiliyordunuz 2000 TL'ye. Şu an 650 TL, 10 ay biriktirdiğinizde 6500 TL'ye bilgisayar alamıyorsunuz. Ben bilgisayar mühendisiyim. Orta derece bir bilgisayar aldım. 18 bin liraya aldım. 10 bin lirası bilgisayar, geri kalan 8 bin TL'si vergi olarak. Ben 10 bin TL biriktirdim. Sonra da devlet olan vergiyi biriktirdim. Yani bir üniversite öğrencisi için. Tablo bu işte. Bir de bu bilgisayar, oyun konsolu çok yüksek vergiler var üzerinde. Başkanım, bir üniversite öğrencisinin bir kafede oturup kahve içmesi lükslük değildir bence. Yani şu an bir kafede oturduğun zaman o sen lüksün diyorsun. Ya insanlar öyle diyor. Maalesef. Ama yani bizim hayalimiz yurt dışına çıkabilmek. Yani kötü bir düşünce ama yani gitmek istiyorum neredeyse. Çünkü yok, şimdiyi yaşayamıyorum gençliği. Geleceği yaşayabilecek miyim onu da düşünüyorum. Bu karamsarlıkla gece 12'de yatağa yatıyorum, vallahi 2'de uyuyabiliyorum. Nasıl şimdi iş bulacağız? Daha birinci sınıftasın ya, inşallah mezun olana kadar Türkiye'de çok şey değişir. İnşallah. İnşallah. Biz iş başına gelince de çok hızlı toparlar her şey. Sen moralini iyi tut, inşallah o zamana kadar Türkiye düzelir. Zaten bilgisayar mühendisi iyi bir meslek. Türkiye'de de dünyanın her yerinde de önün açık inşallah. Teşekkür.